İyi akşamlar. Bugün 27 Aralık günlerden Cuma. Fırat Ana Haber'le karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ'da saat 10.02'de, Kandilli'ye göre 5.1, AFAD'a göre ise 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Elazığ'da saat 10.02'de Kandilli'ye göre 5.1, AFAD'a göre ise 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Topaluşağı köyü olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin derinliğinin 3.8 kilometre olduğu bildirildi. Elazığ'da saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken okullar da tatil edildi. Şu ana kadar sadece ilçeye bağlı bir köyde 2-3 evde çatlak olduğuna dair ihbar geldiği öğrenildi. Öte yandan AFAD, 4.9'luk deprem sonrası artçı depremler meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası valilik kararıyla kentteki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Evet, güne kötü başladık. Sevindirici yanı can ve mal kaybının yaşanmamış olması. Tüm Elazığlı hemşehrilerimize bizler de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaşanan depremin ardından Sivrice'nin Gözeli Köyü'ne giderek incelemelerde bulundu. Oluşturulan koordinasyon merkezinin başında bulunan Vali Kaldırım, tüm kurumların sahada olduğunu belirterek hafif hasarlı 1-2 bina dışında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Sabah saat 10.02'de Sivrice'nin Gözeli Köyü merkez üssü olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından Elazığ Valiliği tarafından oluşturulan koordinasyon merkezi vakit kaybetmeden sahaya indi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda AFAD, Kızılay, Jandarma ve ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine giderek çalışmalara başladı. Vali Kaldırım, yerel yöneticilerden olay yerinde anında bilgi aldı. Evet, bütün ekiplerimiz sağladılar. Çok şükür bir sıkıntı yok. İki evde sadece çok hafif hasar var, onlar da yazdığından. Onun dışında bir sıkıntımız yok, can kaybı yok. Tabii tedbiren okullarda biraz panik oldu, okulları tatil ettik. Artçılar da devam ediyor. 3.9-3.1 artçı oldu. Ama tedbiren okulları tatil ettik. Ama bütün ekiplerimiz sağda. Bütün alanlara ulaştılar. Durumu da takip ediyoruz. Koordinasyon merkezi de şu anda faaliyette. İçişleri Bakanımız da yolda, o da geliyor. Bütün tedbirleri aldık. Çok şükür bir sıkıntı gözükmüyor. Tarlatepe, işte Gözeli, Topaloşağı merkez buralar gözüküyor. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yetkililerden bilgi aldıktan sonra Gözeli Köyü sakinleriyle bir araya geldi. Çok geçmiş olsun ya. Ne yapıyorsun? Çocuk yok mu burada? İki tane çocuğum var. Nerede oğlum? Okula gidiyor. Okullarda tatil ettik ya. Ne yapıyorsun? Hayvanlık mı yapıyorsun? Ben iki üç tane ya. İneğim var. Senin de bir Allah cana bir şey getirmesin ya. Gerisi ya. Olur. Sağ olasın. Allah affedersin. Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Gözeli Köyü'nde yaptığı incelemeler sonrasında Kanal Fırat ekranlarından açıklama yaptı.
Depremin 17 saniye sürdüğünü ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, iki evde hafif hasar bulunduğunu ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi. Yani şu anda zaten sahadayız. Depremin en çok hissedildiği Gözeli köyündeyiz. Üç köyümüz de zaten ağırlıklı hissedildi. Yani Gözeli'de hasar var, iki evde çok hafif hasar var, evleri de gördük. Arkadaşlar, bütün afet ekipler, jandarma, jandarmamız Kızılay, ilgili bütün kurumlarımız zaten buradalar, sahadalar. Ama çok şükür can kaybı yok, mal kaybı yok. Dediğim gibi iki evde sadece, onları da gezdik. Çok hafif hasar var. Ama yine arkadaşlar bütün köylerden bilgileri topladılar, topluyorlar. Çalışmaları yapıyorlar. Vatandaşlarımız da acil bir şekilde hem iyi yaşa noktasında hem de konaklama noktasında hemen tedbirlerimizi aldık, yardımlarımızı çıkardık. Takip ediyoruz. Bakanımız da geliyor, İçişleri Bakanımız. O da havada şu anda. O da gelip teşrif edecekler. Duruma bakacaklar. Yani ağırlıklı şeyimiz buradaydı, Gözeli Köyü'nde. Bir önceki depremde de, 5 Nisan'da olan depremde de burada 17 hasarlı bina vardı, hak sahipliği kazanmış. Ama bu 4.9 şiddetinde 17 saniye sürdü. Biraz şiddeti hissedilince vatandaşımız panik yaptı ama çok şükür yani endişe edecek bir durum yok. Müsterih olsunlar. Okullarımızı da zaten hemen tahliye etmiştik. Bugün itibariyle de okullarımızı, öğrencilerimiz psikolojik olarak etkilenmesinler diye onları da tahliye ettik ama dediğim gibi yani çok şükür bir can kaybı, mal kaybı yok. Bizi müsterih eden, sevindiren durum bu. Bütün tedbirlerimizi de aldık. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel uçağıyla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'na inen Bakan Soylu vakit kaybetmeden depremin merkez üssü Sivrice ilçesine hareket etti. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'a geldi. Sen buraya gelip anlatabilirsin. Ya bizim yaka kartlarımız niye yok? İşte benim bütün durumlarda yaka kartı lazım. Değil mi? Kayıttayım ben. Depremin ardından özel uçağıyla Elazığ'a gelen Bakan Soylu, Elazığ Havalimanı'nda Elazığ Vali Vekili Erkan Kaçmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu'nun uçağı indi. Deprem bölgesinde Bakan Soylu incelemelerde bulunacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesindeki incelemeler için Elazığ'a geldi. Birçok noktada incelemelerde bulunacak. Gözeli Köyü'ne hareket edecekler. Elazığ Havalimanı'na inen Bakan Soylu vakit kaybetmeden direkt deprem bölgesine geçti. Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alacak. Artçıl depremler de beraberinde geldi. Tabii ki sabah meydana gelen depremin ardından 12 tane artçı depremler de meydana gelmeye devam etti. Yaşanan deprem sonrasında bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın deprem kuşağında olduğunu belirterek depremler öncesinde önlemleri almak gerektiğini söyledi. Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havalimanına iniş yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ile birlikte hemen depremin merkez üssü Sivice Gözeli Köyü'ne geldi. Bakan Soylu Gözeli Bakım Evi'nde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sivice Kaymakamı Mustafa Gül, Sivice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, eski Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve diğer kamu kurum müdürleri karşıladı. Bakan Soylu ilk olarak Vali Kaldırım ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı'dan depremle ilgili bilgiler aldı. Burada hemen ekiplerimiz geldi. Şu anda 32 görevlimiz sahadalar, çalışmalarını yapıyorlar, hasar tespitini yapıyorlar. Bütün muhtarlarımızdan bilgileri aldık. Hasarlı olarak şu anda bulunduğumuz Gözeli Köyü'nde 2 tane hafif hasarlı ve Görgülü Köyümüzde de 3 hafif hasarlı evimiz var. Onun dışında bir herhangi can kaybı, mal kaybı yok.
okullarımızı anında tarih ettik bütün diye nedeniyle. Biraz tedirginlik olduğu için okulları bugün itibariyle tatil ettik efendim. Ekiplerimiz sahadalar. Ranlarma, Afat, Kızılay burada. İYAŞ'a hepsini sağlıyoruz şu anda. Yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşımız evinde duramayacağını söyledi. Onu da başka bir yere yerleştirdik. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok efendim. Ekiplerimiz şu anda çalışmalarına, saat tespitlerine. Bu Nisan'da olan depremle Afat müdürümüz nerede? Nisan'da olan depremle bunun şeyi aynı mı hemen hemen etki alanı? Yaklaşık merkez üssü aynı Sayın Bakanım. Merkez birisi Kağıt köyü, birisi Tarlatepe köyü. Merkez üsleri birbirlerine yakın. Yaklaşık 5-6 kilometre mesafe var ikisinin arasında. Nisan'daki ağır hasarlı binalarda bir şey oldu mu? Onunla ilgili, ben bilgi arz edeyim. 4 Nisan'da oldu. O 5.2 şiddetindeydi. Biliyorum. Merkez üssü efendim Kavak köyü ve Doğanbayo köyüydü. Bütün tespitlerimiz yapıldı. 565 ağır hasatlı konut var. Son kanunda onu koyduk zaten. Efendim Sivrice merkezi kapsayamıyordu. Son kanunda merkezle kapsamış oldu. 565 ağır hasarlı konut var. Tespiti yapıldı. 133 de orta hasarlı konutumuz var. Nisan'daki depremi evet, söylüyorum. Tamam. Yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye geldiklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meydana gelen depremlerle ilgili tüm kurumların çalışma yaptığını hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem olunca hemen talimatlarını verdiler ve bizim AFAD Başkanımızla birlikte burada olmamızı istediler. O esnada Sayın Valimizle de görüşmüştük ve Sayın Valimiz de hem tüm yetkililerle, AFAD Müdürümüzle olay yerine intikal ettiler. Sabah 10.02'de 4.9 büyüklüğünde 7.2 kilometre derinliği gibi değerlendiriliyor. Bir deprem meydana geldi. Allah'a şükürler olsun. Biraz önce Sayın Valimiz de genel çerçeveyle bilgileri ifade etti. Yaklaşık 5 evde hasar söz konusu. Nisan'da da yine Sivrice merkez üstünde 5.2'lik bir deprem meydana gelmişti. O orada da 560'ın üzerinde 565 bir hasarlı, işte ağır hasarlı olan, daha orta, daha düşük hasarlı olan konutlarımız vardı. Ve onlarla ilgili de hak sahipliği çalışmaları da o tarihten bu tarihe kadar gerçekleştirildi. Kanuni bir takım gerekler vardı. Onlar da sağlandı ve tamamlandı. Deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valilik hem de AFAD'ın evleri boşaltma konusunda net talepleri olduğunu belirten Bakan Soylu, vatandaşların hasarlı binalarda oturmamaları gerektiğini söyledi. Tabii depremler oluyor. Bu konuda bütün kurumlarımız gerekli bütün çalışmaları yapıyorlar. Ve özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri ve istekleri var. Ama maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim. Yani burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani bir deprem oluyor ve bu depremde binalar hasarlı hale geliyor ve burada biz hak sahipliği oluşturuyoruz. Biz onlarla ilgili kiralar dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yüklenebilme kabiliyetine sahibiz. Ama vatandaşımız bu konuda ben biraz daha durayım, benim evim burada işte çok hasarlı deseniz de bu kadar gözükmüyor gibi bir anlayış içerisinde oluyor. Şimdi Allah muhafaza bu deprem, yani buradan çıkaracağımız bir ders var. Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsa ve bu hasarlı binalarda bu insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz. Onun için yani bunun ne zaman olabileceği de belli değil. Burası bir deprem hattı. Bakan Soylu daha sonra Gözeli Köyü'ne bağlı mezralarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi. Efendim. Şey, Abdullah. Selam abi. Çocuklar. Okula gidiyorlar dedi. Hangi okula? Otobüsle gidiyor. He. Allah bağışlasın. Kız erkek? Kaç yaşındasın? Çok.
bilmiyorsun, tanımıyorsun. Geçmiş olsun. Yani şu an şey diyor, şu an internet çekiyor herhalde. Bakan Soylu daha sonra Sivrice Kaymakamlığı'na geçerek Kaymakam Mustafa Gül'den ilçe ile ilgili bilgiler aldı. Enerji nakil hattıyla vurduğumuz sondajlardan su elde edip bunları ilçenin şebekesine veriyoruz. Genelde de güneş enerjisi kullanmaya çalıştık çünkü diğer türlü elektrik maliyeti biraz yüksek oluyor. Sivrice İç Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Bakan Soylu daha sonra ilçeyi gezerek ilçe halkıyla selamlaştı. Şehir terasımız, Sayın Bakan. Kayıyoruz, kayıyoruz. Hakikaten şehir terası yani. Evet. He? Ne güzel şehrimiz var. Sizin talimatınızla orayı buraya bağlamış olduk. Mahallemizi uzatmış olduk, sanayi mahallesini. Aynı zamanda Diyarbakır yolu. Tabii. Ne? Diyarbakır yolu. Diyarbakır yolu. Soylu temaslarının ardından Elisir'den ayrıldı. Başkanım. Tamam arkadaşlar. Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan şehir meclisi, deprem için sadece olduğunda değil her zaman gündemimizde güncelliğini korumalıdır demiştik diyerek sözlerini yenilediler. Elazığ'da yürekleri ağza getiren 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Şehir Meclisi'nden açıklama geldi. Deprem için sadece olduğunda değil her zaman gündemimizde güncelliğini korumalıdır demiştik. Sözlerini anımsatarak meclis adına açıklamasını yapan Elazığ Şehir Meclisi dönem sözcüsü Turan Yıldız sözlerini tekrarladıklarını ifade etti. Yıldız açıklamasını, işte bu nedenle kentsel dönüşüm ilimiz karar vericilerinin gündemlerinin birinci maddesi olmalıdır. Hatta yıldızlı madde olmalıdır. Yanında ve sonunda üç ünlem bulunmalıdır. Hele bir olsun bir çaresine bakarız demek siyasi terörizmdir. Deprem kaçınılmazdır, kentsel dönüşüm ise zorunlu. Bunun sağlanması ise kaynakların yerinde ve doğru kullanılmasına bağlıdır. Yaşam standartlarımızı ve konfor şartlarımızı iyileştirip artıracak yatırımlar, derhal insan hayatını güvene alacak yatırımlara evrilmelidir. Bu bağlamda ilimizde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem vesilesiyle tüm Elazığlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz ifadeleriyle noktaladı. Elazığ'da meydana gelen ve birçok yerde hissedilen 4.9 şiddetindeki deprem, şehrin birçok noktasındaki işletmelerin güvenlik kameraları... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Kentte yoğun olarak hissedilen deprem korku ve panik oluştururken o anlar ise kentteki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında kafede oturan iki kişi panikle kalkıp sallanan rafları tutması dikkat çekti. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Komşu şehir Malatya'da bir televizyon kanalı sunucusu depreme canlı yayında yakalandı. Evet, şu anda ciddi bir sarsıntı oluyor, deprem oluyor. Şu an hakikaten çok ciddi salladı. Biz de en üst katta olduğumuz için sallantıyı sizinle de paylaşıyorum. Yayın devam ediyor mu arkadaşlar? Şu anda çok ciddi salladı. Evet. Evet, sarsıntı biraz geçer gibi oldu. Herhalde geçti gibi. Öte yandan deprem nedeniyle kent genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gazi Caddesi'ndeki bir binanın sıvası döküldü. Abi ne olmuş orada? Gazi Caddesi'nde kaldırıma dökülen sıva nedeniyle kaldırım yaya trafiğine kapatıldı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıvası dökülen binada gerekli önlemleri aldı. Burada 21. dönem Elazığ Milletvekili Mustafa Gül var. Sayın Gül, bültenimize hoş geldiniz efendim. Efendim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Elazığ Güne, AFAD'ın verilerine göre 4.9, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 5.1'lik bir depremle güne başladı. 17 saniye sürdü. Sevindirici yanı can ve mal kaybının yaşanmaması. Ama malum Elazığ bir deprem kuşağında. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim öncelikle Gözeli halkına ve Elazığ'ın tüm halkına geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Tabii ki daha önce 4 Nisan'da Sivrice'de vuku bulan 5.2 şiddetindeki deprem, evet, bir takım olaylara Elazığ'ın gebe olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyordu. Keşke Elazığ'ın mimari yapısına değer kattıklarını iddia eden insanların 30 katlı binaları ne için yaptıklarını anlamış değiliz. Onun için bugünden itibaren sayın yöneticilerimizin ve siyasilerimizin, bütün Elazığ halkının bu olaya sahip çıkıp, özellikle de sayın belediye başkanımdan istirham ediyorum, bu kadar yüksek binalara izin vermesinler. Bu bir felaketin çağrışımı olarak yarın gündeme gelir, önümüze gelir. Ben bütün halkımıza en içten duygularla geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir felaket insanlarımıza yaşatmasın. Güzel olan tarafı can kaybının olmaması, mal kaybının olmaması. 5 evde orta hasarlı bir durum söz konusu. Tabii ki biraz önce Sayın Soylu'yu da izledim, bakanımızı. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları gerektiği kanaatindeyim. Ve süratle Elazığ'ın olumsuz bina yapılarının derhal bir kentsel dönüşüme çevrilmesinin artık zamanı geldi ve geçiyor. Her deprem sonrası bir takım temenniler, bir takım ilgiler, sağ olsun bütün yetkililerin deprem anından itibaren oraya ulaşmış olmaları hakikaten ferahlatıcı, en azından insanlarımızın yanında oluşu güzel bir şey. Ben onları kutluyorum. Bu soğuk havada bütün bu olumsuzluklara rağmen oradalar. Ama bir daha tekrar ediyorum. Ne olursunuz Elazığ'ın bu makus talihini yenecek ciddi bir organizasyona ihtiyaç var. Kim yapacaksa bunu bir an önce başlatsın ve Elazığlılar bu felaketlerden kurtulsun. İşte Gazi Caddesi'nde dökülen o sıvalar, Allah korusun birinin başına dökülseydi ne olurdu? Onun için ben bütün halkıma geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın diyorum. Sizlere de ve Elazığ halkına da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Gül, bültenimize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Çok sağ olun. Evet, 21. dönem Elazığ Milletvekili Mustafa Gül canlı telefon bağlantımızla bültenimize bağlandı. Önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ'da artık çok katlı binaların olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Elazığ bir deprem kuşağında ve Elazığ'da kentsel dönüşümün bir an önce başlaması adına da yetkililere çağrıda bulundu. Evet, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Elazığlı vatandaşlar depremde korktuklarını ifade ederek panik yaşadıklarını söylediler. Saat 10.02 sıralarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.9'luk deprem korkuturken vatandaşlar o anları anlattı. Elazığ güne 4.9 şiddetlik depremle uyandı. Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten vatandaşlar korkuyla hemen dışarı çıktıklarını aktardılar. Allah bizi kurtarından nasıl gelsin? Ne yapalım yani? Allah'tan yalan bir şey. Ben valla korktum, biraz korktum yani. Hakikaten yani Türkçesine bir şey yapmak lazım. Deprem yani Allah'ın şeyi bu, afatı. Ama Elazığ depreme bir şey olsun yani. Çare bulsunlar yani. Hey, bir baktık sallanıyor ama kaçtık dışarı, başka ne diyor? Korktuk yani. Ben valla kahvaltıdaydım. Kahvaltıdaydım, salladı.
Hanım dedi bismillahirrahmanirrahim kalktı. Ben oturdum hala kahvaltımı yaptım. Allah zaten gelmişse o günümüz vademiz olmuşsa yapacak bir şeyimiz yok. Oradan da kaçsan o tarafa gelsen aynı orada otursan da aynı. Değişecek bir şey yok kardeş onun için yani. Başla göz üstüne Allah'tan gelen. Rabbimden gelen bir afattır. Allah milletimizi korusun. Böyle şeyler yaşatmasın. Depremde, selde, fırtınada Rabbimin bizlere yani bir ne diyeyim yani. Belki de bize yani bir şey veriyor. Uyarı yapıyor. Tedbirli olmalıyız. Tabii ki ilimiz deprem bölgesi. Yani dikkatli olmalıyız. Devletimiz de depremle alakalı, selden alakalı yani milleti uyarması lazım. Allah böyle felaketler bizlere nasip etmesin. Milletimize nasip etmesin. Çok çok geçmiş olsun. Dışarıdaydım. Dışarıdaydım. Tabii ki korku verici. Allah muhafaza etsin memleketimizi. Ne diyeyim? Valla Allah'ın bileceği bir iştir. Allah'ın emrederse öyle olur. Ben diğer şeylere inanmam. Allah ne demişse Allah'ın dediği olur. Ne? Allah bilir, her şeyi Allah bilir. Yapan Allah, yaptıran Allah. O deprem iyi sallandı. Bir batınlanma gidi geli. Allah korusun memleketimiz. Valla korku olsa ne olacak ki? Kaçacak bir yer yok ki. Allah'ın çenin altında kaçacağımız bir yer yok. Evdeyim, yemek yiyordum. Kahvaltı yapıyordum. Yani o kadar dış kapılar açtım, oturduk yani. Yapacak bir şey olsun. Sağ ol. Hanımla beraber önce o ayıktı. Ben yemeğe devam ettim. Annesi dedi kızım okulda, hemen mantoyu giydi, okula gitti, kızını getirdi. Tabii ben de aynı düşünüyorum da anneler daha şeyli çocuklarına hissettiriyorlar. Yapacak bir şey yok. Allah ne dilerse olur yani biz. Vallahi sabah 10'da mıydı? 10'u kaç geçiyordu? Deprem oldu, 2 geçiyordu. Deprem oldu. Yalnız fazla öyle bir silkeleme olmadı. Yani normal yani. Böyle bir sallama oldu da. Hasar bir şey yok şu anda. Allah'a çok şükür. Vallahi ne düşünelim abi. Allah'ın bize bir kazıdır. Öyle düşünüyorum ben abi. Yani kendimize gelmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, yaşanan depremin ardından 22 tane de artçı depremler meydana geldi. Bu da elimize gelen bilgiler arasında aktarmış olalım. Evet sevgili izleyenler, Türkiye için bugün büyük gündü. 60 yıllık hasret için nefesler tutuldu. Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. 60 yıllık rüya Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşı heyecanlandırdı. Bunlardan biri de Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı oldu. MHP İl Başkanı Semih Işıkver, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ il teşkilatı olarak tamamı yerli ve milli Türkiye'nin ilk otomobili, Türkiye'nin otomobili ortak girişim grubunun 1023. aracına talibiz dedi. Türkiye için büyük gündü. 60 yıllık rüya için nefesler tutuldu, hasret sona erdi. Türkiye'nin otomobili ortak girişim grubu tarafından yapılan yerli otomobil düzenlenen tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Yerli ve milli otomobilin tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınıfının en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde Avrupa'nın doğuştan ilk elektrikli SUV modeline sahip olacağız dedi. Türkiye'nin en güzide kurumlarından yetişmiş mühendisler şu an yerli otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerinde çalışıyor.
sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. 2022 yılında tüm Türkiye'de şarj altyapımız da hazır olacak. Tüm kurumlarımız bu altyapı için hazırlıklara şimdiden başladı. Dolayısıyla bu otomobil yerli ve millidir. Ama yerlilikten ve millilikten anlamayanlar var. Onlar bizi hiç ilgilendirmez. Biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalıdır. 60 yıllık rüya Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşı da heyecanlandırdı. Bunlardan biri de MHP Elazığ İl Teşkilatı oldu. MHP Başkanı Semih Işıkver, MHP Elazığ İl Teşkilatı olarak tamamı yerli ve milli, Türkiye'nin ilk otomobili TOGG'un 1023. aracına talibiz. Lider ülke Türkiye hedefine yürüdüğümüz bu süreçte bizler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrindeyiz. Hayırlara vesile olsun, dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen sigorta sektörü bölgesel istişare toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda sigorta sektörü bölgesel istişare toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Zülfü Altıntaş, her sektörün yaşadığı sorunlara değinerek odamıza kayıtlı olan her sektörün sorun ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik önemli girişimlerde bulunmaktayız, dedi. Şüphesiz ki içinde geçmekte olduğumuz süreçte her sektörün kendine özgü sorunları ve yapılması gerekende bulunmaktadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak odamıza kayıtlı her üyemizin ve her sektörün sorun ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak önemli çalışmalar ve girişimlerde bulunmaktayız. Sigorta sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda iki önemli toplantı yapılarak sorun ve beklentileri rapor haline getirmiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 14. Meslek Komitesi Başkanı Fulya Tunç ise sektör temsilcileri tarafından talep edilen konu başlıklarını sıraladı. Elazığ'da sigorta sektörü bölgesel istişare toplantısı yapılması, haksız rekabetin önlenmesi, korsan sigortacılıkla mücadele edilmesi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde denetimlerin sıklaştırılması, toplantıda belirtilen sorunlara çözüm odaklı çalışmalar yapılması, sektör üzerindeki yetki sınırlarının tekrar gözden geçirilmesi, meslekte birlik ve beraberliğin esas alınması konuları üzerinde durulmuştur. Sosyal, kültürel ve ekonomik yapısından kaynaklanan sigortaya bakış açısı nedeniyle maalesef en önemli gelir kaynağı olan trafik sigortası payının bölgemizde %80 seviyesinde olup çok ciddi manada gelir kaybı yaşayan ve özellikle son dönemlerde kurulan işletmelerin bu ortamda ayakta kalabilme şansının az olduğu değerlendirilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü uzmanı Mehmet Ali Yursever de katılımcılara Türkiye geneli sigorta acente verileriyle Elazığ'ın sigorta acenteleri verilerini paylaştı. Şu an Türkiye genelinde 15.861 tane sigorta acentesi mevcut. Bunların tüzel kişi oranı 9.033, gerçek kişi olarak da 6.828 tane acente var. Ülke genelinde şube sayılarına baktığımızda da bir şubesi olan acente sayısı 137, 50'den fazla şubesi olan acente sayısı 4. Şube sayısı da aslında her geçen gün artıyor. Yani 26 ile 50 şubesi olan acente sayısı 12, fakat bir şubesi olma olasılığı daha yüksek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut da sigorta acente temsilcilerinin yaşadığı sorunların üstesinden el birliğiyle gelineceğinin altını çizdi.
kolay bir iş yapmıyoruz. Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Neden zor bir iş yapıyoruz? Eğer ki bizler işte demin masanızdaki suyu satıyorsak, bardağı satıyorsak, dışarıda geldiğiniz araçları satıyorsak, yediğimiz içtiğimiz bir takım tanıdığımız nesneleri satıyorsak işimiz bu kadar zor değil. Bizler önce soyut ve ileride olabilecek bir takım risklerin karşılığındaki olabilecek faydaları insanlara önce ihtiyacıymış gibi bilinçaltına yerleştiriyoruz. Sonrasında alıp bunu belli bir süre sonra ihtiyacıymış gibi masada onlara satıyoruz. Gerçekten baktığınız zaman eğer bugün olan depremi hepimiz yaşadık. Allah daha büyüğünden ve tekrarından korusun. Sevindirici olan bir zarar görmedik. Ama bu yeni değil. Dün oldu, bugün oldu, gelecekte de bunun garantisi yok. İşte bu depremin olası sonuçlarıyla ilgili o zorun deprem sigortası ve onun üzerindeki sigorta poliçelerinin faydalarını anlattığımız zaman eğer deprem yoksa insanlar algılamakta zorluk çekiyor. Bu kadar zor bir mesleği icra ediyoruz. Kolay bir iş icra etmiyoruz. İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan erler yemin etti. Evlatlarını askeri üniformayla gören anne ve babaların yaşadığı gurur ve duygu dolu anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 50 acemi er için İl Özel İdaresi Kapalı Spor Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Töreni Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, bazı protokol üyeleri, askeri erkan ile aileleri katıldı. Jandarma ve Muhammed Halk'la tarafından bayrak çekildi. Günün anlam ve önemine değinen İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize, namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz dedi. Namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğumuzun kabul belgesidir. Törende eğitim devresinde başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Hocam, hanımefendi. Jandarma Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören sonunda ailelerin evlatlarıyla buluşma anı herkesi duygulandırdı. Duygu dolu anların yaşandığı kavuşma anında aileler mutluluğunu dile getirmekte zorluk çekti. Çok heyecanlıyım. Görmekten onur duyuyorum. Bugünler Allah aratmasın diyorum. Daha mutluyum yani. Nice böyle heyecanlı günlere olmasını diliyorum. Çok memnun olduk efendim öncelikle. Vatanımızdan, milletimizden buraya geldik, gördük, daha da memnun olduk. Uzun yıllar sürsün. Böyle. Güzel. Yunus Sarıkaya, Kırıkkale, İstanbul'dan oğlumun yemin törenine geldim. Gururlandım. Muhteşem bir şeydi. Her şey vatan için. Ölmeye her zaman hazırız. Vatan sağ olsun. Bu topraklar var oldukça biz var olacağız. Allah'ın izniyle her zaman ölüme hazırız. Vatanımızı seviyoruz biz.
ne demek? Duygu ne demek? Gözyaşlarımıza hakim olamadık ve gurur duyduk ve oğlumuz da ödül aldığı için daha bizi bir ayrı gururlandırdı. Gerçekten her anne babanın yaşaması gereken duygular. Rabbim her anne babaya da bu duyguları yaşatsın. Evladımız bize yaşattı. Allah razı olsun. Hani kelimelere sığdıramıyorum hiçbir şekilde. Tüm askerlerimizi Allah'a emanet ediyorum. Allah tırnaklarına taş değdirmesin. Tüm askerlerimi. Allah'ın evladım da içinde olmak şartıyla. İstanbul Zeytinburnu'ndan abimin yemin törenine geldik. Biz de gururlandık, hediye de aldık. Yani abim başarılı olmuş, en iyileriymiş sporda arasında. Kendisini seviyoruz, özledik onu da. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması gerçekleşti. Anadolu İmam Hatip Liseleri Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması gerçekleşti. Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bahattin Erdoğan, yarışmanın içeriğiyle ilgili bilgiler verdi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 öğretim yılı Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Hatipler Hutbe Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün il yarışması ayağını icra edeceğiz. Dört aşamalı, dört ayaklı olan bu yarışmanın birinci ayağı okullarda yapıldı. Şu anda 6 tane okulumuzdan birinci öğrencilerimiz gelmiş. Bugün inşallah il birincisini değerli jüri üyelerimizin takdirleriyle inşallah belirleyeceğiz. Birinci olan öğrencimiz inşallah daha sonra bölge yarışması için Elazığ'ımızı temsilen Gaziantep'te yarışmalara katılacaktır. Ve Türkiye ayağıyla inşallah hutbe yarışmamız tamamlanacaktır. İl vaizi ve aynı zamanda jüri başkanı Doktor Nizamettin Ergüven ise yarışmaya katılacak öğrencilere dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı. Vurguların yerli yerince yapılmaması, ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde Türkçeyi doğru, güzel, yerinde ve etkili kullanabilme puanından bir puan düşürülür. Konuşmaların ardından söz genç hatiplerindi. Kuşlar çok seviyordu. Ebu Meyr serçe besliyordu. Bir gün bu küçük çocuğun masum Ali Efendimizin dikkatini çekmişti. Bugün hanginiz oruç tuttu diye sordu. Hazreti Ebu Bekir ben diye cevap verdi. Genç hatipler hutbe okuma yarışması sonucunda Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Lisesi'nden Abdullah Güner birinci, Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Alper Tıraş ikinci, Hacı Hulusi Yahya Gil İmam Hatip Lisesi'nden Veysel Kar ise üçüncü oldu. Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Bir Evin Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, Sevgili Günlüğün projesinin yürütüldüğü Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bir Evim ve Helal Finans Araştırmaları Derneği tarafından hayata geçirilen Sevgili Günlüğün projesi kapsamında Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Bir Evim Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren projenin yürütüldüğü Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sevgili Günlüğün projesini yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, önce öğrencilerle sohbet etti. Ardından 18 Ekim 2019'da hayata geçirilen projeyle okulun yürüttüğü diğer projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Hatice İmiş, duygu ve düşüncelerin aktarımı konusunda yaşanan zorluğun ortadan kaldırılabilmesi için günlük yazma alışkanlığı ideal bir çalışmadır. Bu hedefle ortaya çıkan günlük yazma serüveninde öğrencilerimiz klasik müzikle de tanışma fırsatı yakaladılar. Klasik Türk müziği eşliğinde yazılan günlükler öğrencilerimizin eğitim hayatındaki anılarını yaşatabilecek bir hatıra olarak hayatlarında yer edecektir. Ayrıca öğrencilerimize bu bilinci aşılamamıza fırsat sağlayan Helal Finans Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Mehmet Gürdaş'a, Bir Evin Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay Bey'e teşekkür ederiz.
Pilot okul olarak yürütmeye çalıştığımız bu projelerin tüm öğrencileri kapsamasını ve dalga dalga yayılmasını gönülden diliyoruz dedi. Bir Evim Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ise, Bir Evim olarak spor, eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında gençlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Bir Evim Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, öğrencilere satranç takımı hediye etti. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy düzenlenen programla anıldı. Fırat Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü İlim Yayma Cemiyeti ve Yöntemim okullarının ortaklaşa düzenlediği Mehmet Akif Ersoy'u anma ve anlama programı gerçekleşti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Akif'ten Asım'a adlı sinevizyon gösterisi, Metin Önal Mengüşoğlu tarafından verilen panel ve Asım'ın nesli şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda şair ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Savaşı'nın sahici bir savaş kahramanı olduğunu belirterek, Mehmet Akif'in silahının kalem ve dili olduğunu söyledi. Mehmet Akif'i başlangıçta bizim dünyamızın bir silah şörü, bir Don Kişot'u biraz hafif gibi gelebilir değil. Sahici bir savaşçısı olarak gördüm. İstiklal Savaşı'nın sahici bir savaş kahramanı olarak gördüm. Ancak askerler gibi, polisler gibi Mehmet Akif'in bildiğimiz ateşli silahı yoktu. Mehmet Akif'in ateşsiz silahı, kalemi ve dili vardı. 1912'de son toprak parçamız olan Balkanları kaybetmişiz. Balkan Harbi bu toplumun çökmesinin son savaşıdır. Biliyorsunuz Said Halim Paşa çok çok üzülmüştür ama sadrazamdır. Çok düşünceli, derin, filozof bir düşünce insanıdır. Fakat maalesef sözü dinlenmediği için Balkanları da kaybetmiştir. 5 milyon kilometre kareye hükmeden bir millet, bir topluluk, işte bugün Cumhurbaşkanımızın bitiremediği 780 bin kilometre kareye sıkışmıştır. O zaman bunun etrafı da kuşatılmıştır. İstanbul'a girmiş düşman, bir yandan Balıkesir'den Bursa'ya girmektedir. Yunanlar Ege'de, güneyimize baktığınız zaman Maraş, Antep, Fransızlar, İtalyanlar tarafından kuşatılmıştır. Mehmet Akif bu coğrafyanın, bu toprağın, bu dönemin, bu siyasal hayatın kalem şoru olarak, bu siyasal hayatın savaşçısı olarak savaşa katılmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, Asım'ın nesli şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Dehşeti mazi getir yadına, kimse yetişmez yarın. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez bizi evladına. Evet sevgili izleyenler, günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik. Kısa bir ara, aranın ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçen İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Türk asıllı Amerikalı Nevin Kristen vatanseveri kadrosuna katarken Ervin'le de yollarını ayırdığını duyurdu. Son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrasında İl Özel İdare Spor Kulübü bazı radikal kararlar alırken kadrosunu güçlendirmek için de kolları sıvadı. Ligde geride kalan 11 haftada topladığı 15 puanla 7. sırada bulunan ve öncelikli hedefini playoff olarak belirleyen Bordo Beyazlı ekibimiz,
Bu doğrultuda son olarak Botaş Spor'da forma giyen Türk asıllı Amerikalı pivot Nevin Kristen vatanseveri renklerine bağladı. Özel idare sporla anlaşma sağlayan 34 yaşındaki deneyimli basketbolcu Nevin Kristen vatanseverin kariyerinde Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi, basketbolu geliştirenler ve Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi kulüpler bulunuyor. Bu transferin ardından il özel idaresinin Amerikalı oyuncusu Larun Erwin'le karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Öte yandan özel idare sporda yapılan bu takviyenin ardından Larun Erwin'le yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada takımımızda forma giyen Larun Erwin'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden ötürü kendisine teşekkür ediyor, ilerleyen kariyerinde başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Antalya'da ikinci hazırlık maçında 3. lig takımı Payaspor'la karşılaşan Elazığ Spor, ikinci yarıda elde ettiği pozisyonlardan yararlanamayınca rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Elazığ Spor'da hazırlık maçlarında elde edilen sonuçlar, ikinci yarı öncesinde pek umut vermezken Bordo Beyazlı ekibimiz gençlerden oluşan kadrosuyla çıktığı ikinci maçından da galibiyet alamadı. Bordo Beyazlı ekibimiz ikinci hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Payaspor'la karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da Side'de oynanan karşılaşmaya Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Muhammed Düzgüner, Umut Akbulut, Selim Enes Özeren, Ahmet Can Aslan, Muhammed Enbiya Yıldırım, Ahmet Ormanoğlu, Yusuf Ensar Poyrazlı, Fırat Ergün ve Görkem Yağcı'dan oluşan genç bir kadroyla çıkan Bordo Beyazlı ekibimiz, müsabakaya oldukça hızlı başlarken Payaspor 9. dakikada Alparslan'ın attığı golle Elazığ Spor karşısında 1-0 üstün duruma geçti. Temsilcimiz Elazığ Spor bu gole bir dakika sonra Görkem Yağcı ile cevap vererek skoru eşitlerken ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Elazığ Spor ikinci yarıda rakibine oranla çok daha iyi bir görüntü çizerken yakaladığı mutlak gol pozisyonlarından da yararlanamadı ve karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaaddin Tutaş, hazırlık maçlarında alınan sonuçların ölçü olmadığını kaydederek ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve kampta bir haftalık süreyi geride bırakan 3. lig temsilcimiz Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Alaaddin Tutaş ikinci yarıdan oldukça umutlu. Kampta bir haftalık süreci geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Alaaddin Tutaş, İlk yarının son haftalarına doğru yakalanan ruhun Antalya kampında da devam ettiğini kaydederek sabırsızlıkla ligin başlamasını beklediklerini belirtti. Hazırlık maçlarında takımdaki eksikleri görmek istediklerini ve alınan sonuçların kesinlikle ölçü olmadığını ifade eden Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Alaaddin Tutaş, son hazırlık maçında Soma Spor'la karşılaşacaklarını söyledi. Transfer çalışmalarına yönelik bilgiler de veren tecrübeli teknik adam, belirledikleri isimlerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Devre arası transferlerinin her zaman risk taşıdığını ve bu nedenle de ince eleyip sık dokuduklarını kaydeden Tutaş, takımın ahengini bozmayacak isimleri bulmaları halinde kadrolarına katacaklarını, aksi halde ise transfer yapmadan yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. Günün gelişen spor haberlerini de sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir sonraki haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.